Arkadaşlar merhaba. Bugün sizlere Decathlon'dan aldığım masa ve sehpayı tanıtacağım. Bu Decathlon'da katlanır kamp veya piknik masası diye geçiyor. Bu da masa diye geçiyor ama masanın yanında bence sehpa diyebiliriz buna. Bu masayı şöyle ben size göstereyim. Teknik özelliklerine çok fazla girmeyeceğim. Bunu zaten internet sitesinde siz görüyorsunuz. Ayrıca videonun açıklamalar kısmına da yazacağım bunu. Genel olarak şundan bahsedeyim. En önemli şey kamp esnasında. Birincisi bu masanın ağırlığı, ki benim gibi bel fıtığı problemi yaşıyorsanız eğer, çok fazla ağırlık kaldıramıyorsanız 3.4 kilogram diye geçiyor. Malzemesi alüminyum ve çelik karışımı bir malzeme, o yüzden biraz hafif. 3.4 kilogram olması gayet rahat, taşırken falan çok zorluk olmuyor. Sonra katlanır olması nedeniyle de kamp aracında taşırken çok fazla yer kaplamıyor. Bu şekilde katlanıyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Şöyle katlayıp çok rahat bir şekilde bunu böyle çok rahat bir şekilde taşıyabilirsiniz. Çok bir ağırlığı yok. Şöyle gösterebilirim size. Boy olarak da yine açıklama kısmında yanılmıyorsam 70-80 santim civarı bir şey yazıyordu. Boy olarak da bu kadar. Şöyle açılır kapanır yerlerini size göstereyim. Gördüğünüz gibi buralardan böyle açılıyor. Şu kısımdan burayı böyle bastırıyoruz, tık diye içine giriyor. Yine bu kısım bastırınca içine giriyor. Şöyle gösterebilirim. Masayı böyle kurduğumuz zaman şu esneklik payı çok önemli. Bu esneklik payı masanın kendi açıklamasında yazan 50 kilograma kadar taşıyabiliyor. Esneklik olduğu için gayet güzel. Ayrıca bunun şöyle de bir güzel özelliği var. Eğer benim gibi dış mekanda çalışıyorsanız, bilgisayar üzerinden çalışıyorsanız, bu masanın üzerine mouse koyduğumuz zaman mouse'u algılıyor ve çok rahat bir şekilde mouse pad'e ihtiyaç duymadan çalışmanızı yapabiliyorsunuz. Masanın açıklamasında 4 kişilik, 3 veya 4 kişilik demiş ama bence şöyle oturduğumuz zaman karşılıklı 2 kişi için çok ideal bir masa bence. Özellikle kahvaltı veya öğle yemeği yerken bu sandalyeyle bu masa çok aşırı rahat olmuyor. Onun sebebi masadan ziyade biraz sandalyeden kaynaklanıyor. Bu Quechua kamp sandalyeleri kumaş olduğu için ve biraz içe çöktüğü için bu masada çok fazla rahat edemiyoruz. Çünkü masa biraz yüksekte kalıyor. O yüzden böyle ahşap veya altı düz bir sandalye çok daha işe yarar diye düşünüyorum. Genel olarak ben bu masadan oldukça memnun kaldım. Dediğim gibi 3-4 kişilik dense de 2 kişi için bence oldukça ideal bir masa. Onunla birlikte diğer ürünümüz de yine Decathlon'dan aldığımız şey marka 30 santim yüksekliğinde katlanır bir masa. Bu da normalde 2 kişilik bir kamp masası diye geçiyor. Aslında ben bunu çoğu zaman sehpa niyetine de kullanıyorum. Bu masamız da yine katlanır bir masa. Alüminyum ve çelik karışımından yapılmış. Oldukça hafif ve çok güzel bir tasarıma sahip. Şöyle gösterebilirim. Böyle kapanıyor. Şuralardan böyle açma kapama kilitleri var. Çok iyiymiş. Ve şuradan da şöyle bir tutacak çanta, yeri var. Çanta gibi. Tam bir çanta gibi oluyor. Şekli şemali benim çok aşırı hoşuma gitmişti. Yine bu kilitlerinden açıyoruz. Şu gördüğünüz ayaklarını böyle açıyoruz. Şuralardan tık diye geçiriyoruz. Bu masanın da yüksekliği 30 santim, ağırlığı 1.6 olduğu için çok hafif diyebilirim. Özellikle kamp aracında da hiç yer kaplamıyor. Dik bir şekilde koyuyoruz. Bunun ağırlığı da yine üzerinde 50 kilograma kadar ağırlık taşıyabiliyor. Ben bunu özellikle kamptan ziyade göl kenarına, deniz kenarına gidip orada atıyorum film izlerken veya müzik dinlerken arkadaşlarla termoslarımıza çayımızı, kahvemizi dolduruyoruz. Çerezimizi yanımıza alıyoruz. Bu iki tane kamp sandalyesinin yanında, şöyle gördüğünüz gibi bu sandalyelerin yanında oldukça güzel, ergonomik bir işleve sahip. Bunu şöyle yanımıza koyduğumuzda termoslarımızı böyle koyuyoruz. Yanına çerez, çikolata, çorba, eşkirgörlük, melemen, ne isterseniz. Bunlar da böyle arkadaşlar.